Galatasaray'da Rudi Garcia gelişmesi. Sarı Kırmızılar'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun yeni hoca konusunda favorisi belli oldu. Galatasaray Kongresi için geri sayım sürerken iki aday Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk çalışmalarını sürdürüyor. İki aday da Domenech Torrent ile devam etmeyi düşünmüyor. Geçen seçimin en çok talep gören ismi Fatih Terim de bu kez pek revaçta değil. İki adayın hoca tercihleri merakla beklenirken Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktörünün Rudi Garcia olduğu kaydedildi. Daha önce de 58 yaşındaki Fransız teknik adamı takımın başına getirmeyi düşünen Eşref Hamamcıoğlu'nun Garcia ile yeni bir görüşme yaptığı ve yeniden prensipte anlaştığı bildirildi. Eşref Hamamcıoğlu'nun favorileri arasında Claudio Ranieri'nin de olduğu iddia ediliyordu. Galatasaray'da sürpriz gelişme. Begüm Özkan başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığı Sarı Kırmızılı Kulüp'te daha önce Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıklamıştı. Galatasaray'da Begüm Özkan da adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılar'da heyecanla beklenen seçim öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da Begüm Özkan adaylığını açıklayacak. Adnan Polat ve camianın önemli isimlerinin kendisine destek vereceği öğrenildi. Erdem Timur'un da listede olması bekleniyor. Begüm Özkan, dernekler yasasının kararına göre adaylığını açıklamayı planlıyor. Burak Elmas, genel kurulda ilk kadın başkan inşallah Galatasaray'dan çıkacak demişti. Yeni başkan adayı Begüm Özkan, genel kuruldaki konuşmasında ışıtan gün üstünden Burak Elmas'a doğru "Ne yazık ki uzun zamandır bir toz bulutunun içindeyiz. Vaatler yalanlar. At izi, it izine karıştı artık. Uyanma vakti geldi. Gerçeklerden bahsetmeliyiz. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Cinsiyetleri eşit gören Türkiye'deki en büyük temsilci. 1924'ten beri 145 numarayla ilk kadın üyenin kayıtlı olduğu, yaklaşık %27'si kadın olduğu bir spor kulübü burası. O sırada 35 yaşında olan birinin bu sapkın sözlerini görmezden gelebilirsiniz. İş hayatına girmesi için okuttuğunuz kızınızın yüzüne de bakabilirsiniz. Ama dostlarınıza sahip çıkmanıza bir şey demiyorum. Burası Galatasaray. Bunları Galatasaray çatısı altında yapamazsınız. Bu zihniyeti böyle bir zamanda sıradan bir özür ile aklayamazsınız." ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu. Futbolda bu sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Galatasaray, sezonun sonuna yaklaşırken yeni bir seçim sürecine girdi. Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi nedeniyle yeni başkanını seçecek olan Sarı Kırmızılılar'da belirsiz bir süreç devam ediyor. Bu süreçte Sarı Kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna kattığı genç oyuncular için kulüplerin ilgisi artmaya devam ediyor. İşte son dakika haberinin detayları. Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Galatasaray'da sular durulmuyor. Oldukça çalkantılı günler geçiren Sarı Kırmızılı camiada transfer gündemi de hareketli geçiyor. Gelecek sezon yeni bir kadro ile yola devam etmesi beklenen Galatasaray'da birçok isimle yollar ayrılacak. Başta Feghouli, Babel ve Arda Turan olmak üzere kadrosunda bulunan bazı oyuncularla yollarını kesin olarak ayıracak olan Galatasaray'da flaş bir iddia gündeme geldi. Galatasaray'da son dönemde forma şansı bulamayan Morata'nın kiralık olarak başka bir takıma gönderileceği yönündeki iddiaların yanında genç oyuncunun Romanya'ya dönme ihtimali de konuşuldu. Ancak Rumen basınındaki haberlere göre şu anda Rumen kulüpleri Morata'nın maaşını karşılayabilecek durumda değil. Eurosport Romanya'nın haberine göre Morata'nı Birleşik Arap Emirlikleri kulübü El Ain istiyor. El Ain için Morata'nın maaşını karşılama yönünde herhangi bir sorun bulunmuyor. Ancak Galatasaray'da önümüzdeki dönemde seçim olacağı için şu an itibariyle bu konuda net bir karar verilmiş değil. Öte yandan Arap devinin potansiyelinin çok yüksek olduğuna inandığı Morata için 24 milyon euroluk bir teklifle Cimbom'un kapısını çalacağı iddia edildi. Morata bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 23 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'da Torrent yerine sürpriz teknik direktör. Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Galatasaray sezon başında kurulan hayallerin birçoğunun uzağında kaldı. Ligde zirveden oldukça uzak kalan Sarı Kırmızılılar'da başkan Burak Elmas olan genel kurulda ibra edilmemişti. Bunun üzerine seçim kararı alan Galatasaray'da başkan adayları belli olmaya başladı. Bu süreçte adaylığını ilan eden Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları.
Sezon başında kıyasıya bir başkanlık yarışı sonrasında göreve gelen Burak Elmas, Galatasaraylı taraftarlara büyük vaatlerde bulunarak onları heyecanlandırmayı başarmıştı. Ancak bu vaatleri yerine getirmeyip hayal kırıklığı yarattı. Yaz transfer sezonunda yeni transferlerle birlikte yeni bir kadro kuran Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde güzel bir sezon geçirse de Süper Lig'de dibi gördü. Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren Sarı Kırmızılılar'da Fatih Terim'in görevine son verilmesiyle birlikte başa Domenech Torrent getirildi. İspanyol hocayla da gidişatı düzeltemeyen Galatasaray'da yeni başkan seçimleriyle birlikte teknik direktörde konuşulmaya başlandı. Bir önceki genel kurulda Burak Elmas'tan sonra en çok oy toplayan aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun bu kez göreve seçilmesi halinde ise plan ve projelerini hazır tuttuğu öğrenildi. Başkanlığa bir kez daha aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun göreve gelmesi halinde teknik adam adayının Ranieri olduğu öğrenildi. Fatih Terim ve Okan Buruk aynı anda Galatasaray'a geliyor. Sarı Kırmızılılar'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yapılacak başkanlık seçimi öncesi birçok ismin ortaya atılmasının ardından Fatih Terim sesleri de yükselmeye başladı. Tecrübeli çalıştırıcının başkan olarak geri döneceği konuşulurken gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları. Galatasaray'da tüm gözler başkanlık seçimine çevrildi. Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından adaylar yavaş yavaş netleşiyor. Yapılacak seçimde Fatih Terim'in aday olup olmayacağı ise ilk günden beri sıcaklığını koruyan konular arasında. Spor spikeri Ertem Şener TV100'de yaptığı açıklamada Galatasaray'da Fatih Terim sportif AŞ'nin başına geçecek, Okan Buruk da sahada olacak dedi. Bu iddia dün gece saatlerinde sosyal medyayı karıştırdı. Fatih Terim'i seven taraftarlar tecrübeli hocanın Galatasaray'a geri dönme ihtimalinden sonra bir hayli heyecanlandı. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sezon sonu gidiyor. Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı Kırmızıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Galatasaray'ın en iyisi olan Kerem Aktürkoğlu için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Almanya ve Fransa'dan sonra İngiltere'den de talebi çıkan Kerem'i Brentford yakından takip ediyor. Ali Dervişoğlu'nu kiraladığı Galatasaray'ın maçlarını izleyen İngiliz scoutlar Kerem'e hayran oldu. Brentford 23 yaşındaki yıldızla ilgili Halil'den bilgi aldı. Halil çok iyi anlaştığı Kerem'le ilgili olumlu referans verdi. Premier Lig ekibi Kerem Aktürkoğlu için sezon sonunda teklif yapma kararı aldı.